Bir şehir var, denizin kucakladığı. Marmara Denizi'nin doğusunda yer alan, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur veren bir şehir. Anadolu'nun tüm renklerini gökkuşağı gibi bağrında taşıyan bir şehir. Kocaeli. Herkes tarafından görülmeye layık güzellikleri var. Tarifi mümkün değil. Samanlı dağlarımız, yaylalarımız çok mükemmel. İzmit Körfezi dünyanın en güzel iç denizlerinden bir tanesi. Harika sahillerimiz var. Sapanca gölümüz, ayrı bir tatlı su gölü, bir havzamız. Kartepe'miz, değil mi? Kayak merkezimiz var. Yani coğrafi olarak, doğal olarak dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Yeşille mavinin bütünleştiği bir şehir. 3623 kilometrekare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir Kocaeli. İlk yazılı tarihi M.Ö. 12. yüzyıla kadar uzanan ve ilk yerleşik kavmi Megaralıların yaşadığı Kocaeli'nde, daha sonra sırasıyla Frigler, Makedonlar, Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyet kurarlar. 1337 yılında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı sınırlarına dahil olan Kocaeli, 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilir. 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarılan kent, 1924 yılında vilayet olur. Kalbimin attığı, bahtımın yattığı şehir. Tarih atlarının koşup bir solukta nal döktüğü şehir. Çanakkale, Yemen, Kafkasya'da yüreği yanık anaların, öksüz çocukların küstüğü şehir. Kocaeli kenti, tarihte Kandıra'dan Şile'ye kadar Marmara bölgesinin geniş bir bölümünde kervanların konakladığı, Bağdat, Berlin ve Hicaz demir yollarının kesiştiği ticaret ve kültür havzasında yer almaktadır. Dünyanın önde gelen kültür başkenti kabul edilen İstanbul'a sınır olan Kocaeli, Marmaray, Körfez Geçiş Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü, bağlantı otoyolları, hızlı tren, Cengiz Topel ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Eskihisar Topçular Feribot Hattı ve İzmit Körfezi'ndeki limanlarıyla uluslararası ulaşım, lojistik üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Birçok uygarlığın ve farklı kültürün kaynaştığı bu coğrafya, İhtişamlı yapıları, sanat eserleri, eşsiz motifleri ve lezzetlerini tüm canlılığıyla bizlere sunmaktadır. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Eskihisar Kalesi, Büyük Su Kemeri gibi birbirinden nadide ve özgün mimari eserler ziyaretçilerini beklemektedir. Kocaeli'nin el emeği, göz nuru ürünlerini hereke halısında, kandıra bezinde
ve Kara Mürsel'in sepetinde görmek mümkündür. Ülke çapında ün yapmış İzmit Pişmaniyesi, Saray Helvası, Derince Çene Suyu, Kandıra Yoğurdu da gerçekten tadılmaya değer lezzetlerdir. Kocaeli, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan illerden biridir. Bugün büyükşehir statüsünde olan Kocaeli, bütçe ve vergi gelirine katkı bakımından Türkiye sıralamasında İstanbul'dan sonra ikinci, kişi başına düşen yıllık milli gelir açısından da birinci sıradadır. Üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, teknoparklar, teknoloji merkezleri, bilişim vadisi ve binlerce sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Kocaeli ilinde, bugün çok sayıda yabancı sermayeli olmak üzere sanayi yatırımı bulunmaktadır. Dış ticaret açısından da önemli bir potansiyele sahip olan Kocaeli'nde bulunan firmalar, bölgede bulunan liman ve özel iskelelerin yanında karayolu ve demiryolu avantajlarıyla üretimlerini dünyanın her yerine kolaylıkla ulaştırabilmektedirler. Dünyaca ünlü Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, İzmit Seka Parkı, Gebze Ballı Kayalar ve Beş Kayalar Tabiat Parkı, Yuvacık Barajı, Bayramoğlu ve Kefken Adaları, Gebze Eskihisar ve Derince Harikalar Sahili ve nitelikli turizm tesisleriyle Kocaeli sizi en güzel şekilde ağırlamaya hazırdır. Kanalizasyonların küçücük bir deniz olan İzmit Körfezi'ne akıtılması yakışmıyordu. Allah'a şükür imkanlarımız da oldu. Bu imkanları değerlendirdik. Milyonlarca para harcadık ama helal hoş olsun yerinde harcadık. Şu anda bir gram dediğim gibi kirli su, atık su denize akıtmıyoruz ve İzmit Körfezi'nde artık normal olarak vatandaş olarak gidip sahillerinde oturabiliyoruz, yemeğimizi yiyip çayımızı içebiliyoruz, sporumuzu yapabiliyoruz ve yüzebiliyoruz. Keşfedilmeyi bekleyen Marka Kent Kocaeli'nin İzmit Saat Kulesi ve Şelalesini, Kasr-ı Hümayun'u, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni, Seka Parkı'nı, Mevlevi Evi'ni, Gebze'de Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'ni, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ni, Eskihisar Kalesi'ni, Kartepe Kayak Merkezi'ni görmeden, İzmit Körfezi sahillerini, Yuvacık Barajı ve çevresindeki doğal güzelliklerini, Beş Kayalar Tabiat Parkı'nı, Ballı Kayalar Vadisi'ni, Kandıra'nın doğal plajlarını, trekking parkurlarını gezmeden, Kandıra yoğurdunu ve peynirini, Derince'de çene suyunu, İzmit Pişmaniyesi, Yarımca kirazını tatmadan, hereke ipek halısını, Kara Mürsel sepetini almadan dönmeyin. Unutmayalım ki bu güzel şehri sevmek tanımakla başlar.